Günlerdir iktidara yakın medya kuruluşlarında hedef gösterilen Gülşen hakkında jet hızıyla bir soruşturma başlatıldı. Bir video kaydı, bir konuşma, bir diyalog sosyal medyaya düşmüştü. O görüntülerin ardından çok sayıda kişi Gülşen'in tutuklanması için paylaşımlar yapmıştı. Halk TV tarafından geçilen habere göre Gülşen Bakırköy kapalı ceza evine gönderilecek. Gülşen'in ifadesi de ortaya çıktı. O da TV paylaştı bu ayrıntıları da hakkında soruşturma açılmasına neden olan o konuşma ile ilgili şunları söyledi. Bu konuşma konsere katılanlara ya da medyaya hitaben yaptığım bir konuşma değildir. Ben ülkesini seven, fırsat eşitliğine inanan, kimseyi ayırıp örselemeyen bir sanatçıyım. Ben imam hatipleri ya da ülkemizin bir kısmını kötülemek, onlara hakaret etmek amacıyla asla bu konuşmayı yapmadım şeklinde bir beyanatta bulunmuş. Söylediği sözleri savunmak veya doğrudur demek mümkün değil. Ancak Muhalefete tek bir tavsiyem var. Allah aşkına Gülşen konusunu günlerce, haftalarca konuşmayın. Bu oyuna gelmeyin. Türkiye'nin gerçek sorununu konuşun. Emekli geçinemiyor. Gençler iş bulamıyor. Üniversiteli öğrenciler bakın büyük bir barınma sorunuyla karşı karşıya. Kırtasiye giderleri almış başını gitmiş. Teyzelerimiz bu sene konservelik domates, salça, sos yapamadı. Domatesin fiyatı 50 liraya doğru koşuyor. Bunları konuşun. Yapay gündemleri konuşmayın. Gerçek gündeme odaklanın. Yoksa Gülşen benzeri olayları biz daha çok konuşacağız. Gerçek gündemi konuşmuyorlar. Bu tarz şeyleri konuşmak için, toplumun hassasiyetleri üzerinden siyaset yapmak için, seçimi kazanmak için ellerinden ne gerekiyorsa yapacaklar. Siz gerçek gündeme odaklanacaksınız. Ve Türkiye'nin, Türk halkının 13. Cumhurbaşkanı olabilmesi için Altılı masa olsun veya diğer muhalefet partiler olsun herkesin destekleyeceği bir aday çıkaracaksınız. Halkın taleplerine kulak vereceksiniz, toplumun taleplerine kulak vereceksiniz ve bu seçimi kazanmak için elinizden ne gerekiyorsa onu yapacaksınız. Yoksa siz Gülşen mevzusunu bir haftada 10 günde, 15 günde, 20 günde konuşursanız onlar amaçlarına ulaşmış olur. Bunlar tamamen yapay gündem. Açık ve net söylüyorum. Siz gerçek gündeme odaklanın.